Kripto Hocam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bitcoin'de büyük bir patlama olacağını düşünüyorum. Buna oldukça fazla yaklaştık. Şu an USDT dominansının çakıldığını, Bitcoin dominansının çakıldığını ve total için yükseldiğini görmekteyiz. Çok büyük dev hareketler oldu. Operasyon öncesi sert bir sinyal olabilir. Ancak son dönemlerde yüklemiş olduğum videolara beğeni sayısı bir hayliyle azaldı. Moral ve motivasyon ve aynı zamanda bu analizlerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmesini unutmayın sevgili dostlarım. Unutmadan beğenin, direkt analizime başlıyorum. İlk olarak büyük resimde Bitcoin'de Ribbon'da bir al sinyali geldi. Geçmiş dönemlerde vermiş olduğu ilk al sinyalini şu bölgede veriyor. 5400 dolar seviyelerine veriyor yaklaşık olarak. Ardından Bitcoin'e çok sert bir yükseliş oluyor. İkinci al vermiş olduğu nokta arkadaşlar 2021 yılında veriyor ve çok sert bir yükseliş yaşanıyor. Ara bir yükseliş yaşanıyor. En son 2023 yılının şu bölgesinde FTX battıktan sonraki ilk gövdeli yeşil mumda veriyor arkadaşlar ve piyasa oldukça güzel yükselmişti. Şu bölgede tuzak bir sat sinyali yaptı ancak tekrardan al sinyaline döndü. Ben bunu oldukça önemsiyorum çünkü güzel bir az sinyal verip vermiş olduğu sinyallerin de çalışma oranı oldukça başarılı. Bu tabii ki orta vade ama etkili olma ihtimali kuvvetli. İkinci önemli yapımız şu bölgede bir dead cross Bitcoin'de yaşanmıştı ve bu dead cross'tan sonra Bitcoin'in çok sert bir şekilde çakıldığını bizler şahit olduk, bizzat yaşadık. Şu anda Golden Cross var. Golden Cross'tan kaynaklı olarak sert hareketler önümüzdeki süreçte gelebilir arkadaşlar ki bu Golden Cross noktasına baktığımızda günlük grafikte bu Golden Cross'u biz görebiliyoruz. Bundan kaynaklı bunun etkisi uzun soluklu da olur diye düşünmekteyim. Yani kısa soluklu olacağını düşünmüyorum. Nasıl burada mesela dead cross geliyor, günlerce Bitcoin düşüyor. Aralarda tepkiler veriyor tabii ki ama hiçbiri kalıcı bir tepki olmuyor, dönüş sinyali olmuyor. Burada da tam tersini düşünmek gerekiyor. Yani Bitcoin'e bir yükseliş serüveni içerisine girebiliriz ama tabii ki mutlaka ne olacak? Kısa vade düzeltmeler, kısa vade düzeltme hareketleri mutlaka ama mutlaka gelecek arkadaşlar. Bir diğer genel piyasa durumuna baktığımızda Bitcoin'de şu şekilde bir yükseliş yapısı, ivmelenmesi söz konusu. Büyük resimde bakıyoruz. Nasdaq'ta bir yükseliş trendi var. Dolar endeksinde ise tam tersi bir düşüş yapısı içerisinde olduğunu şu an için görmekteyiz. Bitcoin'de kısa vade veriler sapıtmış durumda arkadaşlar. İlk olarak size göstermek istiyorum. USDT dominansı çok sert bir şekilde çakıldı. Bitcoin dominansı çok sert bir şekilde çakıldı. Total 3 bir anda yukarı doğru patladı. Bu hacimsiz piyasada birileri önden pozisyon alıyor olabilir. Eğer bu trading wave verilerinde bir hata yoksa şu an ben uzun zamandır böyle bir ters korelasyon ve anlık patlama görmemiştim. Bitcoin fiyatına şu an bu yansımadı. Ancak şu an Bitcoin'deki grafik yapısına baktığımızda bizim Fibonacci'nin inanılmaz çalıştığını görmekteyiz. 29.097 seviyesinin çok kritik bir destek bölgesi olduğunu 2 aydır her videomda söylüyorum. Tam olarak o bölgeden tepki aldık. Şu an Bitcoin yukarı doğru sert bir hareket gerçekleştirdi ve saatlik anlamda bunu yaptı. Onun düzeltmesini yaptı. Tekrar yukarı doğru akabiliriz. 29.000 ve 30.000 dolar seviyelerin üzeri gelebilir arkadaşlar. Çünkü şu ara bölgelerde inanılmaz artık direnç bölgeleri yok. O direnç bölgeleri şu an bana göre oldukça güçsüzleşti. İşte en kritik direnç bölgesi 29.949 direnç bölgesi olacak. O hattın kırılmasıyla beraber Bitcoin'de artık 32 ve 35 kapılarının açılma ihtimalinin kuvvetli olduğunu düşünmekteyim. En kötü şartlarda oldu ki bir fake bir haber geldi, FUD geldi. 29.097 bizim majör destek ve stop loss noktamız olarak karşımıza çıkacak. Aynı zamanda günlük anlamda da artık yavaş yavaş Bitcoin'in bu bölgenin altına sarkmadığını, 29.097 seviyesinin dip bölgesi olarak karşımıza çıktığını ve oralardan sürekli olarak tepki aldığı için yukarı doğru gitme ihtimali daha da kuvvetlenmiş durumda. Burada maddi tarafında da histogram bunlarının uzun bir süre sonra tekrar yeşile döndüğünü görmekteyiz. Giderek büyüme ivmelenmesi içerisine girebilir. Bitcoin haftalık anlamda baktığımızda Bitcoin'e ise haftalıkta da yavaş yavaş maddi tarafındaki histogram mumlarının küçüldüğünü görüyoruz. Olası bir yeşil mumda her şey tek bir günde değişebilir arkadaşlar. Tek bir gecede her şey bir anda pozitife dönebilir ve piyasayı FOMO içerisine sokabilir baleneler. USDT dominansı 7.50 direncinin üzerine atamıyor ve sürekli olarak o bölgeyi test edip geri çekildiği için artık her geçen saniye güç kaybediyor arkadaşlar. Tek tutunacağı nokta 7.20. Asıl Bitcoin'deki yükselişin USDT dominansının 7.20 seviyesini aşağı kırmasıyla başlayacağını ben düşünüyorum. O yüzden 7.20 seviyeleri aşağı yönlü kırıldığını görürsek bu demek olacak ki bizim için Bitcoin'de artık hafif hafif ve sert bir şekilde yukarı doğru hareketlerin gelme ihtimali artmış olacak. Bitcoin dominansı tek bir mumda çakıldı. Eğer bu trading view hatası değilse birileri önden altcoin'lere pamplamadan
yavaş yavaş daldığına bir işaret ve uzun süredir ben böyle bir sert bir çakılmada görmedim. Tabii bunun tepkisi illaki olacaktır, veride bir hata yoksa, ama unutmayın, bir kere şuradaki trend yapısı kırıldı ve aşağı çakıldı. Bunun sadece tepki yükselişi olacağını unutmayın. Yani o tepki geldikten sonra para daha çok altcoin'lere kayabilir arkadaşlar. Total 3 de çok kritik bir direnç bölgesinin üzerine attı. Bir anda yukarı doğru sert bir şekilde patladı. 360 milyar dolar seviyesinin üzerindeyiz şu an arkadaşlar. Ve bu seviyenin yukarı doğru kırılmasıyla beraber ben bu yaz döneminde ve bu 2023 yılının artık son çeyreğine girerken 480 milyar dolar seviyelerini göreceğimizi düşünüyorum. Benim beklentim o bölgeler olarak karşımıza çıkacak. DXY'ye baktığımızda tuzak bir yükseliş olduğunu düşünüyorum ve çok kritik bir direnç bölgesinden geri çekildi. 200 günlük hareketli ortalamaya temas etti ve bu fake oldu. Tekrar kafasına vurdular. Burada da düşüşün hızlanacağını düşünmekteyim sevgili dostlarım. Çünkü zaten burada çok oluşan bir sağlıklı bir yapı durumu yok. En son çok sert çakılmıştı. Bunun bir yeni bir trend oluşturmaya çalıştı ama 103.46 direncini kıramadı her saniye. Bu tekrar düşüş ivmelenmesi içerisine girecektir. Tam tersi şu an Amerikan borsalarına baktığımızda arkadaşlar çok önemli bir destek bölgesinden tepki aldığını görüyoruz. Burada 50 günlük hareketli ortalama çok güzel çalışıyor. Bakın temas aldığı noktalar birinci bölge, ikinci bölge ve şu an üçüncü temasını gerçekleştirdi. Buradan hafif yukarı doğru bir toparlanma içerisine girebilir ve burada da ATH'ı göreceğimizi ben düşünmekteyim arkadaşlar. Bundan kaynaklı olarak bizim piyasa ile ilgili çok garip olağanüstü futlar olmazsa ne olacak? Market yavaş yavaş yukarı doğru akacak arkadaşlar. Yarın CE listelenecek. Binance borsasında listelenmesi gerçekleşecek arkadaşlar. Biliyorsunuz ön satışa katılmıştık. Kryptonite projesinin ön satışına katılmıştık arkadaşlar. Ve bu ön satıştan sonra da şu şekilde baktığımızda ilk listeleme anında ana bakiyeyi verdi arkadaşlar. Ama o noktada satamayanlar açısından tekrar çakıldı. Şu an tekrar ana bakiye yakın bölgelerde, tam böyle ana bakiye seviyesinde değil ama buradan yapacağı olası bir %50-%60'lık bir hareketli ana bakiye artı kar bırakma potansiyeli de olabilir. O yüzden ben daha henüz satmadım. Zararına satmak istemedim. Bekliyorum arkadaşlar. Eğer ana bakiye artı kar alabilirsek, özellikle yarın CE listelenmesi Binance'de olacağı için buralarda tekrar bir hacim kayması vesaire olabilir. Çünkü Kryptonite projesi CE'nin ilk DeFi'yi arkadaşlar. CE de bunu bizzat kendisi de destekliyor. Aynı Ethereum'daki LDO gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Ve burada da daha önemli böyle staking vesaire ödülleri de olacak. İnsanları bu platforma CE'lerini stake etmesi için bazı olaylar, ayrıcalıklar vesaire de olacaktır. İşte APY oranları vesaire, onları da gördüğümüz zaman daha net bir şekilde biz burada görebiliriz arkadaşlar. Ben iyi bir listeleme olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bu piyasa koşulunda daha iyi bir listeleme zaten biraz zor olurdu. Ama yine ben bir ana bakiye artı kar görebilirsem eğer, o noktalardan tekrar bakacağım. Ve bir sonraki kilit açımları da vesting süreçleri de bize çok güzel bir pasif gelir olarak karşımıza çıkacak. Bu ön satışa VPET üzerinden katılmıştım. VPET de bence son dönemlerin en iyi ön satış rampalarından bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. Yani makul seviyelerde yüksek oranlarda alım verebiliyor. O yüzden VPET'te araştırın derim. Önümüzdeki bir, eğer böyle bir yükseliş piyasası içerisine girersek VPET'in de ön planlara çıkacağını ben düşünüyorum. Tamamen kendi görüşüm arkadaşlar. Burada da dediğim gibi yarın CE listelenmesi olacak. Ondan kaynaklı Kryptonite'da CE'nin ilk defayı olduğu için bir hareketlenme vesaire olma ihtimali olduğunu düşündüğüm için tutuyorum arkadaşlar. Hold'u yapıyorum. Şu an ilk taksidimi satmadım. Bekliyorum. Ana bakiye artı kar alırsam da oralardan değerlendireceğim diyebilirim. Ek olarak CoinGecko son dönemlerde çalışmalarını hızlandırdı diyebiliriz. Biraz da buradaki gelişmeleri size aktarmak istiyorum arkadaşlar. On-chain finance manzarasını dönüştürmeye hazır yepyeni bir ürün sunumunu yapmaktan heyecan duyduklarını bizlere bildirmişler. Kendi resmi Twitter sayfalarında ekip çalışıyor. Bundan kaynaklı zaten bir game bakiyemin bir tık üstüyle spotta yapay zeka projesi olarak tuttuğumu biliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu destekler, bu gelişmeleri de yakından takip ediyorum diyebilirim arkadaşlar. Takım vesaire de zaten oldukça bilinen isimler. O yüzden Gamebuck'ın bir tık üstüyle tutuyorum. Bu gelişmeleri de yakından takip ediyorum. Eğer Twitter adreslerini vesaire takip etmiyorsanız oradan da Twitter adreslerini takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Şöyle web sitesini vesaire de bakın, yeni güncellemeler vesaire olsun geliyor arkadaşlar. Web sitelerinde güzel bir güncelleme ile bizi karşılamışlar. En son Medium çalışmalarında bize burada gösteriyorlar. Yani bu benim için oldukça önemli çünkü bu tarz yapay zeka projelerin birçoğunda böyle geniş kapsamlı çalışmalar vesaire yok ama
CoinGecko'da bunlar var arkadaşlar. Yeni bir proje olmasına rağmen arkadaşlar kendi stabil dolarlarını vesaire duyurdular ve yapay zeka alanında önemli noktalarda. Ben hani piyasa böyle çok yalımaz kötü bir seyir içerisine girmezse bu projenin de önümüzdeki dönemde özellikle boğa piyasasında iş yapacağını düşünüyorum. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi kapsamında söylemiyorum. Mutlaka siz de kendi araştırmanızı yapmasını ihmal etmeyin. Genbakiyemin bir tık üstüyle tutuyorum diyebilirim sevgili dostlarım. En son olarak da şöyle bir trend aramalarına bakalım. Türkiye'de C'nin oldukça üst sıralarda olduğunu görüyoruz. Şu an Binance'de en yüksek hacim sıralamasındaki altcoin'lere bakıyoruz. BLZ, Shiba, BEC, SOL, LPT, BNB, Doge, Bitcoin, BUSD partisi yüksek hacimler var. FED, RUN, Light, APE, LTC, MATIC, LINK gibi ürünlerde yüksek hacimler şu an için dönüyor arkadaşlar. İlk 50 böyle alt sıralarda inelim bakalım. Bunları da böyle bu şekilde ekran görüntüsünü vesaire alabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.